Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Tabii bir zaman Hazretlerinin tartışma konusu ettiği dönem meşrutiyet dönemi olduğu için meşrutiyet olarak ifade ediyor. Ama onun ifade ettiği meşrutiyet bizim bildiğimiz kitaplarda yazan meşrutiyetle birebir ölçüşmüyor ya da örtüşmüyor. Daha çok cumhuriyetle örtüşüyor ki sonraki dönemlerde ya da münazarat veyahut da Divan-ı Harbi örfinin sonraki nüshalarında bu meşrutiyet kavramının yerine cumhuriyet kavramını kullandığını görüyoruz. Bir kere o tespiti yapalım. Yoksa sanki yanlış anlamlar çıkar gibi geliyor bana. Yani Bediüzzaman Hazretleri cumhuriyetçi değildir, meşrutiyetçidir. Dolayısıyla meşrutiyetle cumhuriyet arasında çok temel farklar var. Yani ne kadar meşrutiyetle mutlakiyet arasında zıtlıklar, farklılıklar varsa bilindiği gibi meşrutiyetle cumhuriyet arasında da ciddi farklılıklar var. Mesela kişilerin imtiyazının kaldırılmasından söz eder. Oysa ki meşrutiyette de yine imtiyazlı kişiler vardır. Yani en azından diyelim ki ülkeden ülkeye değişmekle birlikte diyelim ki İngiltere'de ne var? Meşruti bir idare var. Kraliyet ailesi var. İmtiyazlı bir aile. Efendim Japonya'da imparator var. İmtiyazlıdır. Veyahut da işte Hollanda'da kral var. Bilmem şurada burada Avrupa'nın birçok ülkesinde meşruti idareler var. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın diğer bütün açıklamalarına, görüşlerine baktığımız zaman onun meşrutiyetçi değil, cumhuriyetçi olduğu ortaya çıkıyor. Şuraya gelmek istiyorum. Yani Bediüzzaman Said Nursi'nin aslında meşrutiyet kavramını değil de cumhuriyet kavramını veyahut da cumhuriyet, ondaki cumhuriyet anlayışını irdelememiz gerekiyor. Yani o cumhuriyetten ne anlıyordu veyahut da cumhuriyeti bize nasıl tarif ediyordu? Ki bu daha çok 23'ten sonraki yazdığı eserlerinde, mektuplarında bunu daha çok görüyoruz. Eski Said dönemi denilen ve Osmanlı'nın son dönemi ki o zaman meşrutiyet ilan ediliyor, meşrutiyet konuşuluyor. Tabi o zaman meşrutiyet diyor ve yine tekrar etmek istiyorum. Meşrutiyeti tarif ederken onun tarifinde meşrutiyet çıkmıyor. Cumhuriyet çıkıyor. Ve yine mesela Divan-ı Harbi örfide bu ifadeler tekrar geçerken sonraki baskılarında haşiye yani dipnot düşüyor ve bugünkü anlamıyla cumhuriyet diyor. Yine eserleri okuyan çoğu kişinin bildiği gibi mahkemede kendisine sorulduğunda işte sanki cumhuriyete karşıymış gibi ifadeye karşı o ne diyor? Sizin elinizdeki tarihçe hayatın bunun en büyük şahididir diyor. Çünkü orada yazıyor ki işte kendisi 1890'lı yıllarda işte Siirt'e gelip Beyhasiye'de bulunduğu zaman karıncaların durumu, karıncaları görünce işte çorbasındaki taneleri karıncalara verir ve karıncaları cumhuriyetçi olarak ifade eder. Dolayısıyla kendisinin cumhuriyetçi olduğunu söyler. Başka ifadelerine baktığımız zaman Hulefai Raşidi'nin her bir halifenin aynı zamanda reisi cumhur olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla genel olarak baktığınız zaman o çerçeveden meşrutiyet değil, cumhuriyet çıkar. Bu tespiti ben önemsiyorum. Onun için bu vurguyu yapmak istiyorum. Ondan sonraki yani ister meşrutiyet deyin, ister cumhuriyet deyin. Bununla birlikte ön plana çıkan şeyin hürriyet olduğunu söylüyor. Mesela işte kendisine sorulduğunda işte ya sen meşrutiyeti ne kadar da fazla övdün, yücelttin. İşte eskiden halka sorulmuyordu. Revayet vardı ki bir kişi karar veriyordu. Şimdi ise halka soruluyor. Sen ne istiyorsun? O da işte şunu istiyorum. Bu kadar. Yani bundan ötesi bir şey yok. Niye ifade ediyorsun? Yani büyütüyorsun dediği zaman işte her şey bunda yatıyor diyor. Mesela diyor ki eğer hükümete meşrutiyet düşse, meşruti bir hükümette o zaman ne olacak? Hürriyet olacak. Hürriyet olduğu zaman tabii ki halka hesap verecek ve halkın önünde şeffaf davranmak zorunda kalacak. O zaman keyfi idare olmayacak. Halkın vermiş olduğu vergiler ve bu vergilerin işte nerelere harcandığıyla ilgili
şeffaflık olacak. İslam tarihinde çok önemli bir başka konuya temas ederek özellikle medreselerde bu istibdadın veya ilmi hürriyetin olmamasından kaynaklanan çok ciddi problemlere ne yapıyor? Göndermede bulunuyor. Ne diyor? İşte diyor ki siyasi istibdadın veledi olan ilmi istibdat. Yani siyasi istibdat neyi doğurmuş? İlmi istibdat doğurmuş. Bir de zaten istibdada ne diyor? İstibdadı bulaşıcı bir hastalığa benzetiyor ve eğer bir yönetimde istibdat varsa o istibdat bütün alana, her yere yansır. Dolayısıyla o yansıdığı yerlerden bir tanesi de nedir? Medreselerdeki ilmi istibdattır. Bu ilmi istibdatın yansımaları maalesef Osmanlıların ortadan kalkmasıyla kalkmamış, günümüze kadar devam ediyor ve hala biz onu yaşıyoruz. Yani en azından diyeyim ki mesela üniversitelerde bile, üniversiteler hani ilmin merkezi kabul ediliyorlar. Üniversitelerde bile siz öğrencilere sorduğunuzda sorunuz var mı? %99'u soru sormuyor. %99'u işte verilen dersi sorgulamıyor. Bunun arka planında belki de o öğrencilerin, o muhatapların kendilerini hür görememeleri, fikirlerini açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeleri ve hocanın farklı görüşünde olması karşısında yaşayabilecekleri sıkıntıları düşünerek belki de birçok düşünceyi kendi kafalarında tutuyorlar. Tabii bu bütün alana yansıyor. Yani medreselerde bu önce başlamıştı. Dolayısıyla eğer müderrise karşı talebe kendi fikrini, düşüncesini ifade edemezse ve o fikri yanlış veyahut da doğru onunla yaşamaya devam edecek. Ve o ortamı bulduğu anda o fikrini ifade edecek. İşte Bediüzzaman Hazretleri ona atıfta bulunuyor. Ne diyor ki? İlmi istibdatı diyor. Dalalet fırkalarını doğurdu. İşte Mutezile'yi doğurdu. Ondan sonra işte Cebriye'yi doğurdu. Mürciye gibi dalalet fırkalarını doğurdu. Ve diyor ki eğer bu tekrar ilmi yani meşrutiyetle birlikte fikirlerdeki ya da eğitimdeki hürriyet ortamı oluşursa o zaman bu insanlarda ne yapacak? Gerçeği arama meyli ortaya çıkaracak. Ve gerçeği arama meyliyle birlikte onlar doğruyu yanlışı bulabilecekler. Dolayısıyla yanlış ve doğruyu bulabildikleri zamanda da onların büyük bir kısmı o ayrılmış oldukları ana gövdeye geri dönecekler. Yani ehli sünnetin görüşüne ve sistematiğine geri dönecekler. Ama maalesef onlar kendi fikirlerini ifade edemedikleri için, o hür ortamı bulamadıkları için onlar ne yaptılar? O fikirleriyle yaşadılar ki tarihen sabittir ki hiçbir fikir, hiçbir düşünce baskıyla ya da zor kullanılarak ne yapılamamış, ortadan kaldırılamamış. Bazı fikirlerle mücadele etmek zordur. Onları işte düzeltmek zordur. Bazılarıyla mücadele etmek kolaydır. Yer altına inen bir fikirle mücadele etmek adeta imkansız gibi bir şeydir. O yasa dışı yollara da başvurabilirler. Topluma her türlü sıkıntıyı da çıkarabilirler. Ama açıktan ifade edilen fikirlerde bunların eğer yanlışsa yanlışlarını ortaya koyma, onlara doğrularını gösterme, onları işte onların üzerine baskı kurmadan onlara doğrularını öğretme imkanı olur. Neden? Çünkü sizin karşınızda olur. Ama o ortamı bulamadıkları zaman kişilerin beyinlerinde olur, kafasında olur ki zaten insanın kafasında olanı bilmek, ifade etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bunun diğer yansımaları da var. Yani meşrutiyet veyahut da işte cumhuriyet ve bu cumhuriyetle birlikte o fikri özgürlük tepede başladığı zaman bu ta aileye kadar iner. Ailede de bu sefer baba, hani bizim argo dediğimiz ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur yerine eşinin, çoluk çocuğunun fikrini, düşüncesini de alır ve ondan sonra ailede de bir hürriyet ortamı olur. O da muhtar da mahalledekilerle işte fikir alışverişinde bulunur. Ya da bir vali, bir kaymakam her zaman halka karşı
kendisini bazı konularda izah etme veya yaptıklarının hesabını verme mecburiyetinde hisseder. Yani efendi değil, halkın hizmetkarı. Çünkü netice itibariyle çalışanlar, ondan sonra iş sahipleri, vatandaşın vergileriyle o işi yerine getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla birinci sorumlu oldukları kesim halkın kendisidir. Dolayısıyla hesap vermeleri gereken aslında halktır. Ama hürriyet ortamı olmadığı zaman, meşrutiyet, işte o günkü tabirlere meşrutiyet olmadığı zaman, bunlar sadece kendilerini tayin eden, o makama getiren ve onlara görev veren kişilere karşı kendilerini borçlu hissederler ve çoğu zaman da mevcut kanunlara değil, kanun dışı hareketlere başvururlar ki onların yansımalarını biz tarihte çok fazla görüyoruz. Yani yasa dışı yansımalar. Bazen öyle olmuş ki hani fıkra gibi anlatılır. İşte berberin önünden devletin ileri gelenleri geçerler. O arada berber yanlışlıkla kendi elindeki kirli suyu sokağa fırlatır. Tabii o zaman lavabo falan şu bu yoktur. Ve vezirin üzerine gelir. Vezir de hemen onun kafasını vurun. Yani bir kirli suyla kafa vurulur mu? Evet, vezirse vezirin üstüne eğer siz kirli suyu fırlatırsanız vurdurun. Sonra derler ki efendim bu sarayın berberidir. O zaman bunun yerine başka bir berberi asın der. Yani o belki fıkra gibi anlatılır ama buna benzer uygulamalar vardır. Ya da işte Tepedelenli Ali Paşa ile ilgili anlatılır. Bir gün işte bir misafirliğe gider. Ev sahibi müthiş ikramlarda bulunur. Ama onun bağını, bahçesini ve mülkünü beğenir ve oraya el koyar. Ondan sonra da kendisi kullanmaya başlar. Ama eğer işte o hürriyet ortamı olursa, yani halka dayalı sistem olursa, cumhuriyet olursa, o zaman bu tür kişiler bu tür eylemlere ne yapamayacaklar? Başvuramayacaklar ve kendilerini hukukun önünde, adaletin önünde görecekler ve dolayısıyla da kuvvet kanunda olacağı için bu sefer kanun güçlü olacak. Yani son cümlelerle toparlarsam eğer, Bediüzzaman Hazretleri'nin gerek Cumhuriyet'le ilgili dediği işte hürriyet ve kanunda kuvvetin cemidir, toplanmasıdır. Dolayısıyla böyle durumlarda o tür sıkıntıların çoğunun da önlenmiş olur. Abdülnasir Hocam, size de şu suali yönelteyim inşallah. Cehaletle gelenek adı altında dini bir süs de vererek insanlar tahakküm olması cehaleti daha da arttırmaz mı? İlmi istibdat ortadan kalkarsa eğer diğer alanlardaki bütün istibdatlar da ortadan kalkar mı? Ne düşünürsünüz? Evet, iki ayrı soru. Birincisine gidersek, zaten bizim asırlardır devam ede gelen problemlerimizden bir tanesi cehalettir. Cehaletin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim kendi imkanlarımızla araştırma yapmamamız, okumamamız ve herhangi bir mesele konusunda bize dayatılan ya da bize söylenen bir fikri, bir düşünceyi olduğu gibi kabul etmemiz. Ki belki de bu bizim kolayımıza geldiği için, işte araştırmaya gerek yok, nasıl olsa bizim büyüklerimiz bizim yerimizde düşünüyor, dolayısıyla biz de onların söyledikleriyle yetinelim dediğimiz zaman maalesef o söylenen görüşler bazen bizim sandığımızdan farklı olabiliyor ve özellikle dini konulardaki cehalet topluma çok yanlış şeylerin dayatılmasına da sebep olmuştur. Mesela Batı'da pek yoktur. Doğu'da, Güneydoğu'da vardır. Mesela şehirli sistemi vardır. Kendimizin de şahit olduğu bazı durumlar olmuştur. Mesela kendi cetlerinden belki 10 cet öncesinden bir tanesi zamanında şeyh alim olarak kabul edilmiş ama ondan sonra sürekli bir şekilde onun soyundan gelenler hep şey olarak kabul edilmiş ve bazen öyle olmuş ki işte 70 yaşındaki bir yaşlı, beli bükülmüş,
saf, temiz bir insan işte 15 yaşındaki bir gencin elini öpebiliyor. Oysa ki o gençte belki de o saldığı şeyin hiçbiri yoktur. Ama kendi işte atalarına hürmeten o kişi yaşına bakmadan gidip gencin elini öpüyor. Fakat bir süre sonra o genç o masum insanların duygularını sömürebiliyor. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz özellikle Doğu ve Güneydoğu'da mesela ağalığın farklı bir versiyonu olan babadan oğula geçen bir şehlik sistemini görebiliyorsunuz. Ve geçmişte diyelim ki tamamen kendi imkanlarıyla, kendi emekleriyle çalışıp geçinen din adamları yerine başkalarının sırtından geçinen ve kendi çevrelerinde bir sürü fakir fukara varken kendileri trilyoner olan ve insanların dini duygularını suistimal eden insanlar görüyoruz. Ve bu insanların da bunlara tabi olanlara baktığımız zaman mesela özellikle işte seçim dönemlerinde binlerce kişinin hiç sorgu sual etmeden o kişilerin yönlendirmesiyle oylarını kullanabildiklerini görüyoruz ki bu saf insanlar, aslında bu saf veyahut da cahil insanlar cehaletle aslında hareket etmiş oluyorlar. Ve öyle ilginç dönemler olmuş ki mesela o din adamı hüviyetinde olan insanlar diyelim ki hani bizim ülkemizde siyasi anlamda kullanılan yelpazenin sağı solu konusuna bakıyorsunuz. Bir dönem yelpazenin sağındayken bu sefer orada bulunduğu parti kendisine yer vermeyince yelpazenin soluna, yani dünya görüşü olarak da birbirine aslında 180 derece zıt olan farklı alana kayıyor, ama onlara tabi olanlar hiç sorgusuz sualsiz hemen o tarafa oy verebiliyorlar. Tabi bu cehaleti sadece ne yapmış? Arttırmıştır. Mesela yani daha önceki tartışmalarda da gündeme gelmişti ya da işte müzakerelerde gündeme gelmişti. İşte o ulil emre itaat etmek farzdır. Ayet-i kerimenin bu şekilde suistimal edildiğini görüyoruz. Yani sizden olan ulil emre itaat etmek tabiri o kısmı tay edilmiş, kesilmiş. Ama yani siyasi amaçlar doğrultusunda bu görüş kullanılmış ve farklı alanlarda da bunun uygulamaları görülmüştür. İkinci sorunuza gelince, ilmi istibdadın ortadan kalkması diğer istibdatları kaldırır mı? İşin doğrusu yani bu hani derler ya tavuk yumurta meselesi, yani ilmi istibdat mı siyasi istibdadı doğuruyor? Siyasi istibdat mı ilmi istibdadı doğuruyor diye bir soru karşımıza çıkıyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne baktığımız zaman bunun cevabını görebiliyoruz. Yani asıl olan siyasi istibdat ve ilmi istibdatı doğuran da siyasi istibdattır. Neden? Çünkü siyasi istibdat diğer alanlara da sirayet ediyor. Mesela biz bunu ülkemizde her darbe döneminde yaşadık, bunu gördük. Yani her darbeden sonra istisnasız hangi darbeye bakarsanız bakın, isterseniz 1913'teki Baba Ali baskını, ondan sonraki işte 60-72 ve diğerleri, hangisine bakarsanız bakın hemen arkasından özgürlüklerin kısıtlandığını, olağanüstü halin ilan edildiğini, masum birçok insanın canının yandığı ve insanların daha önce rahat bir şekilde hakkını, hukukunu arayabilmişken bu dönemlerde o haktan mahrum kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu perspektiften de baktığımız zaman aslında temel olan ya da asıl doğurucu etken olan siyasi istibdat. Neden? Çünkü siyasi istibdat başta olduğu için, hani balık baştan kokar atasözünü de düşünürsek, aslında siyasi istibdat eğer kalkarsa diğer istibdatlar da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Neden? Çünkü eğer baştaki demokrat davranırsa, hürriyete önem verirse, kendi çevresindekilerin fikir ve düşüncelerine ya da işte diyeyim ki cumhuriyette meclisin
fikir ve düşünceleri, milletin temsilcilerinin, vekillerinin fikir ve düşünceleri ön plana çıkarsa, yani bunlar milleti manevi temsilcileri olarak mücessem bir hale gelirlerse, bu yavaş yavaş alt birimlere de etki eder. Dolayısıyla o ilim alanındaki, yani işte diyelim ki üniversitelerdeki veyahut da diğer kurumlardaki ve ta evin içine kadarki o baskı sistemi belki de zamanla ne yapar? Ortadan kalkar. Ama tersinden bakılırsa, yani ilmi istibdat elbette ki, eğer ilmi istibdat ortadan kalkarsa ve ilmi hür, fikri hür, düşüncesi hür nesiller yetişirse ve bunlar da alttan yukarıyı baskılarlarsa, yani tabandan tavana doğru bir baskı oluşursa değişiklik olur mu? Elbette olur. Ama sanki Doğu toplumlarında bu daha geç olabilecek bir şey. Yani Doğu toplumlarında hepimiz... Hocam, toparlayabiliriz değil mi bir iki cümleyle? Bitiriyorum. Malumunuz, bu bitireyim. Doğu toplumlarında genelde hep tepeden, yani tavandan tabana doğru değişiklikler olmuş ve tabandan tavana doğru değişiklikler olmamış. Dolayısıyla bunu da göz önünde alırsak, ilmi istibdat değil, siyasi istibdat eğer ortadan kalkarsa, diğer istibdatlar da zamanla ortadan kalkar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.